Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere pencere programlama tekniğini göstermeye çalışacağım. Bu nesneye dayalı programlama tekniği alakalı bir konu değil. Nesneye dayalı programlama tekniği kullanılıyor ama bizim burada amacımız pencere programlama stilini göstermek. Biliyorsunuz bugünkü işletim sistemleri pencere üzerine dayalı işletim sistemleri. Her bir program belirli bir pencereye sahip. Aslında bizim konsolumuz da bir pencereye sahip diye düşünürsek. Bu videoda amacım size temel pencere programının nasıl çalışacağı, nasıl kontrol edileceği ve nasıl oluşturulacağını göstermek. Şu ana kadar yazdığımız programlar arkadaşlar konsol programlarıydı. Buradaki temel özellik programımızın sırayla çalışması arkadaşlar. Yani main fonksiyonun içerisindeki komutlar sırayla aşağı doğru çalışıyor ve komutlar bittiği zaman main içerisinde programımız da otomatik olarak bitiyordu. Yani bütün programınız main içerisindeki çağrılan komutlardan ibaret. Kimi zaman fonksiyon çağırıyoruz, kimi zaman döngü yapıyoruz ama bir şekilde main fonksiyonu bittiği an programınız da bitiyor. Kimi durumlarda biz main'in sürekli olarak devam etmesini istiyoruz. Örneğin ödevlerimizde olduğu gibi sürekli olarak ekrana çizim yapılmasını veya sürekli olarak kullanıcıdan veri girilmesini istiyoruz. Bu tip durumlarda ne yapıyorduk? programımız, main fonksiyonumuz belirli bir şekilde bir yere kadar işliyor. Daha sonra sürekli dönecek olan bir while döngüsü yapıyorduk. While döngüsü sürekli olarak başa dönüyordu. Bu sayede programımız hiç bitmiyordu. Tabi eğer ki bir koşul doğru değil ise while döngüsünden çıkarak da programın sonlanmasını sağlıyorduk. Bu bizim şu ana kadar ödevlerde de yaptığımız bir teknik. Aynı işlem arkadaşlar pencere programlamada da var. Yani programınız biraz farklı gibi görünüyor. Evet mesela main fonksiyonu içerisinde parametre yok. Ama yine bir main fonksiyonunuz var ve main fonksiyonu bittiği zaman programınız da bitiyor. Aynı mantık. Aslında bütün programlar bu şekilde çalışır. Burada tabi while döngüsü yani bizim kullandığımız while döngüsünü simüle eden bir application denen bir statik sınıf var. Bu sınıfın arkadaşlar belirli metotlarını çağırıyoruz. Biz çağırmıyoruz. Aslında pencere programı oluşturduğumuz zaman otomatik olarak geliyor bunlar. Göstereceğim. Daha sonra bizim konsol programlamadaki arkadaşlar while döngümüzün yerine application'ın run fonksiyonu alıyor. Bu fonksiyon içerisinde arkadaşlar programın devamlı olarak çalışmasını sağlıyor. Aynen bakın böyle gelecek. Sonra da program burada sürekli olarak dönecek. Ta ki run fonksiyonu dönene kadar. Run fonksiyonu işlemini bitirip döndüğü an pencere programı da bitecek arkadaşlar. Tabi akla şu gelebilir. Application arka planda ne yapıyor? Run ne işe yarıyor? Şu ana kadar arkadaşlar kullandığımız konsol programlamada bütün kodları biz yazıyorduk. Ama pencere programlamada arkadaşlar biz aslında işletim sistemi ile ilişki kuruyoruz. Konsol programında sadece ekran sonu çıkartırken her şey kodu biz yazıyorduk. Ama pencere programlamada siz işletim sisteminden pencere oluşturmasını, bir program oluşturmasını ve onun e, yani şöyle söyleyeyim bir pencere oluşturmasını istiyorsunuz. Ve işletim sisteminin bu pencereyi oluşturduktan sonra pencereyi kontrol edebilmesi için kullandığı mekanizmaları sizin bir şekilde kontrol etmeniz gerekiyor. Normalde C++'da bunu yazmaya çalışırsanız bütün bu kontrol mekanizmasını sizin yazmanız gerekiyor. C# -Sharp arkadaşlar ve .NET'in diğer dilleri application denen sınıf sayesinde bütün bu kontrolleri otomatik olarak yap, yapıyor arkadaşlar. Sizin tek yapmanız gereken bu kontrolleri ayarlamak. Geri kalan bütün işlemleri application hallediyor. Bu inanılmaz bir kolaylık arkadaşlar programcılar için. Emin olun C++'da sıfırdan bir pencere yapıp kontrollerini tümüyle yazmak istemezsiniz. Şunu geçelim. Tabi pencere programlarında arkadaşlar çalışma stili biraz farklı konsola göre. Konsolda arkadaşlar her şeyi biz giriyorduk. Verileri dışarıdan istiyorduk veya program bir şekilde çalışıyordu. Herhangi bir mouse veya başka bir kontrol yoktu. Yani bunları biz kontrol edecektik ya da kontrol eden başka bir mekanizma yok. Yani bütün kontrolleri bizim yazmamız gerekiyordu. Pencere programlarında arkadaşlar durum böyle değil. Pencereleri işletim sistemi kontrol ettiği için pencere üzerinde gerçekleşen bütün işlemleri de işletim sistemi yakalıyor arkadaşlar. Örneğin pencereyi tıklamanız işletim sisteminden tar tarafından yakalanıyor ve pencereye yollanıyor. Diyor ki işte senin üstünde şöyle bir işlem yapıldı ona göre bir karar ver bir hareket et. Tabii bütün bu mekanizma arkadaşlar pencere olay sistemi içerisinde yönetiliyor. Şimdi hatırlarsanız konsol programlamada bir while döngümüz vardı. Ne yapıyordu? Sürekli dönüyordu. Programımızın sonlanmasını engelliyordu. Aynı şey arkadaşlar pencere programlarında da var. Buradaki val döngüsü ise sürekli olarak pencerede pencere için bir olay var mı ona bakıyor. Peki bu olay ne olabilir? Arkadaşlar pencerenin üstüne mesela geldiniz tıkladınız. Bu bir olay. İşletim sistemi bunu yakalıyor ve pencereye yolluyor. Diyor ki al sana bir olay yolluyorum. Senin üstüne gerçekleşti. Pencere aktifken klavyenin tuşuna basıyorsunuz. İşletim sistemi bunu alıyor ve pencereye yolluyor. Diyor ki sana yeni bir olay yolluyorum. Siz de programcı olarak bütün bu olayları yokluyorsunuz. Sırada olay var mı diyorsunuz öncelikle. Eğer varsa sıradaki olayı getiriyorsunuz. Ve o olaya karşılık bir fonksiyon çağırıyorsunuz. Ve eğer istemiyorsanız hiçbir şey çağırmıyorsunuz. Sonrakini alıyorsunuz. Ama temel mekanizma bu. Eğer sırada olay varsa olayı getiriyorsunuz. O olaya bağlı olan bir metot varsa yani o olayın olduğunda çağrılmasını istediğiniz, çalıştırılmasını istediğiniz bir işlem varsa onu ça çalıştırıyorsunuz. Eğer yoksa program tekrardan sıradaki metodu alıyor. Peki ne olabilir yani? Diyelim ki pencerenin kapat butonuna bastınız. Bu bir olay. Çünkü butona tıklandı. Eğer ki tıklandıysa diyorsunuz ki programı kapat. Buna benzer. Tabii bu while döngüsünü biz yapmıyoruz. C++'da siz yazıyordunuz ama C bunu arka planda otomatik olarak yönetiyor. Ben istiyorum ki bu mekanizmi bilin. Mekanizma bu şekilde çalıştığını bilin arkadaşlar. Şimdi ne demiştim? Öncelikle sırada olay var mı diye kontrol ediyor. Çünkü işletim sistemi sürekli arkadaşlar pencerenize olay yolluyor. Eğer varsa tabi. Sıradaki olayı getiriyorsunuz ve onu bağlı olan metodu çağırıyorsunuz. Eğer ki bu işlemleri bitirdiyseniz while döngüsü tekrardan başlıyor. Bu döngüden çıkabilmenizin tek yolu arkadaşlar sıradaki olayın pencereyi kapat komutu olması. Tabi bu pencereyi kapat komutuna karşı sizin de programı kapatmanız gerekiyor. Eğer ki kapatmazsanız yine kapanmayacaktır. Hani olur ya bazı programlarda kapat derseniz karşınıza bir mesaj çıkar gerçekten kapatmak istiyor musunuz diye. İsterseniz kapattır mı ya Ama pencere kapatma işlemi de yine bir olayla meydana geliyor. İşletim sistemi pencerenize bir mesaj yolluyor. Birisi seni kapatmak istedi diyor. Programcı olarak da siz yine while döngüsünde o mesajı yakalıyorsunuz. Eğer ki bir işlem yapmak istiyorsanız ona göre bir işlem yapıyorsunuz. Veya uygun bir fonksiyonu çağırıyorsunuz. Mesela pencere bittiğinde belirli temizlik işlemleri yapacaksınız. Pencere kapat mesajı geldiyse şu fonksiyonu çağır deyip olayı bitiriyorsunuz. Yine if else mantığıyla. Temel bir pencere arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi. Tabi bugüne kadar birçok pencere kullandınız. Biz arkadaşlar C Sharp'ta pencereyi form sınıfından oluşturuyoruz. Bakın şu görmüş olduğunuz bir form. Tabii form sınıfın içerisine birçok form elemanı yerleştirebiliyorsunuz. Örneğin textbox içine yazı yazdığınız kutucuk. Bir diğeri de buton arkadaşlar. Bunun gibi birçok form elemanı var. Şunu bilmek gerekiyor. Form arkadaşlar içerisine form elemanları alabiliyor. Tabii sizin form'a bildirmeniz gerekiyor bunu. Biz programcı olarak arkadaşlar kendi formumuzu oluşturmak için form sınıfından kalıtım alacağız. Kalıtımın güzel özelliği neydi? Kalıtım aldığınız sınıfın bütün özellikleri türetilmiş sınıfa da kopyalıyorsunuz. Bakın burada ben otomatik olarak kendi form sınıfımı oluşturdum. Bütün formun bütün özelliklerine sahip pencerem sınıfı. Ayrıca bir de kurucusu var. O da ekrana form oluşturuldu mesajını çıkartacak pencere programlarının arkadaşlar temeli bu. Yani gidiyorsunuz formdan bir kalıtım alıyorsunuz ve pencere oluşturuyorsunuz. Daha sonra da buna göre işte eklemek istediğiniz ek özellikler varsa onları da yazıyorsunuz. Şimdi gelin bir tane Windows formu oluşturalım. Bakın New Project'e geliyorum. Tabi Windows Form Application diyorum. Okey tıkladığım gibi bakın arkadaşlar otomatik olarak bana bir form oluşturdu. Şimdi form elemanlarını bakın buradan da ekleyeceğim gibi toolbox'tan normal kod içerisinde de yazabiliriz. Buradan eklediğinizde ekleme kodları Visual Studio tarafından kodunuzun içerisine yerleştiriliyor. Ben arkadaşlar bunu kullanmanızı istemiyorum. Bakın bunu direkt kullanırsınız. Visual Studio'nun ne yaptığını anlamazsınız. Ayrıca gerçek anlamda kontrollerin nasıl eklendiğini, nasıl çıkartıldığını, nasıl yönetildiğini anlama şansınız yok. Çünkü bu her şeyi hazır sizin yerinize yapıyor. Bunu kodla öğrendikten sonra kullanabilirsiniz. Şimdi geleceğim arkadaşlar bakın form sınıfını benim yerime yaptı. Dikkat ediyorsanız formu direkt design halinde görüyorum. İsterseniz kodu da görebilirsiniz. Üstüne tıklayacağım. Sağ tış View Code diyeceğim. Bakın form js'i görüyoruz. Şimdi ben arkadaşlar programcı olarak C# benim için yazdığı bu form sınıfını silmek istiyorum. Ben kendi sınıfımı yazacağım. Bakın delete diyorum ve sildim. Şimdi sağ tuşa basacağım. Add class. Buradan da arkadaşlar geleceğim ana pencerem diyelim. Bakın ana pencerem oluştu. Tabi bu sınıf dikkat ediyorsanız formdan kalıtım almıyoruz, sadece içi boş bir sınıf. Ben diyeceğim ki formdan kalıtım al. Dikkat ediyorsanız formu tanımadı. Neden? Çünkü formun kütüphanesi arkadaşlar eklenmedi. Visual Studio bakın hemen burada eklememiz için bize bir araç verdi. Bakın ekleyebilirim dedi. Çünkü biliyor yani öyle bir kütüphane var ama acaba siz eklemek istiyor musunuz diye soruyor. Üstüne tıklıyorum ve şunu eklemesini istiyorum. Bakın ekledi ve iş hali oldu. Şimdi pencere sınıfımı oluşturdum. Tabii benim main fonksiyonum içerisinde de bazı ayarları değiştirmem gerekiyor. Bakın, main fonksiyonum içerisinde eski form oluşturuluyor. Ben buraya geleceğim, yeni formumu vereceğim. Burada dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar, application'ın run metodu hangi pencerenin, hangi formun ana form olacağını soruyor size. Yani Programımızın ana penceresi ne olacak? Çünkü penceresiz çalışırsanız ekrana hiçbir şey çıkmaz. Bakın bir deneyelim. Ekrana hiçbir şey çıkmaz. Evet, kötü bir iş yaptık. Çünkü programımız arka planda çalışıyor ve biz ona erişemiyoruz Çok iyi. Neyse, bakın tekrar çalışırsak hata verecek mi? Gördüğünüz gibi hiçbir şey çıkmıyor. O yüzden biz buraya ana penceremi oluşturuyoruz ve bakalım ne olacak. tabi ne yazık ki programı sonlandırıyor. Neden? Çünkü hala diğer program aktif onu yok etmem. Bakın arkadaşlar diğer program aktif olduğu için bu programı derleyemiyorum. Bakın buradan geleceğim. Diğer programın ismi arkadaşlar. Bakın şu isimle aynı olur. Gördüğünüz gibi Windows Form Application. Onu sonlandırdım. Artık çalışır. Ve çalıştı. Buyurun. Penceremiz burada. Şimdi uygulama ana pencere olarak benim az önce oluşturduğum form sınıfını, form sınıfından bir nesneyi kullanıyor. Bakın burada dikkat ediyorsan nesneyi direkt oluşturdum ve referansını run'a verdim. Ayriyeten bir referans oluşturmama gerek yok. Çünkü run bittiği zaman artık hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ben diyorum ki run'a al benim sınıf nesnem bu. Tabi sınıf içerisinde bazı ek özellikler yazabilirim. Mesela bu sınıf oluştuğu gibi bir kurucu çağrılacak ve ben o kurucuya diyorum ki işte genişliğini ve yüksekliğini değiştir. Şimdi formdan birçok özelliği kalıtımla aldık ana penceremde. Mesela formun yüksekliğini değiştirebiliriz. Height dersek arkadaşlar height özelliği formdan geldi. Mesela 600 dersek bakın gördüğünüz gibi yüksekliğimiz değişti. Aynı şekilde width dersek bu da genişlik demek. Hop, diğer program gene mi çalışıyor? Ha pardon, noktalı virgül koymamışım. Gördüğünüz gibi. Şimdi hatırlarsanız konsolda biz bu kadar yüksek rakamlar kullanamıyorduk. Konsol arkadaşlar her bir e, piksel piksel düşünmüyordu arkadaşlar ekranı. Karakter karakter düşünüyordu. O yüzden ekrana kaç tane karakter çıkartabilirsiniz ki işte şu el, alana mesela 80 tane karakter sıkıştırabiliyorsunuz diyelim en azından e, Konsol ekranında Aşağıya da ona göre bir Karakter sığdırabiliyordunuz. Yani e, Pencerenin boyutları karakter cinsinden veriliyordu Formda ise öyle değil formda piksel cinsinden veriyorsunuz ve piksel gördüğünüz gibi Benim monitörüm Full HD olduğu için 600-800 oldukça küçük kalıyor bakın Ve buradan görecek, gördüğünüz gibi arkadaşlar ana pencerem sınıfı oluşturulduğu gibi genişlik ve yüksekliğini değiştiriyor. Tabi bu özellikleri bakın ben tanımlamadım kalıtımla aldım. İstersen parametre olarak da bunları alabilirim. Tabi oluştururken de vermem lazım onu. 800'e 600. Bu şekilde oluşturacağım nesnem artık. Burada da gördüğünüz gibi. 8600 ters mi yaptım ben? Ha, ters yaptım pardon. Hide yapacağız. Gördüğünüz gibi. Ayrıca bakın şu başlıktaki yazıyı da değiştirebilirim. Mesela Windows'da bakın şu yazıyor. Onu nasıl değiştireceğim? Arkadaşlar form ve form elemanlarının üzerindeki yazıları text özelliğiyle değiştirebilirsiniz. Formun text özelliği olduğu gibi bütün form elemanlarında text özelliği var. Buraya gelip başlığı değiştirdik yazalım. Gördüğünüz gibi başlık değişti. Burada arkadaşlar temel bir form elemanı yaptı. Form sınıfı yaptık. O sınıftan bir nesne oluşturup application'a verdik. O da programı çalıştırdı. Bakın dikkat ediyorsanız programı sonlandırdığım an application'da bitiyor. Çünkü bakın run ana pencerenin sonlanmasını bekliyor. Ana pencere sonlandığı an uygulamayı da bitiriyor.